Assos Antik Kenti girişine 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konulan 2,5 metre boyundaki Aristo heykelinin 1,5 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilen ve Behramkale Köyü Muhtarlığı'nca İzmir'de bir heykeltıraşa gönderilen heykelin onarımı tamamlandı. Behramkale Köyü Muhtarı Hüseyin Kaplan, bu heykele zarar verenlerin bilinmediğini, heykelin yenilenmesi için başlattıkları çalışmanın ise bittiğini dile getirdi. Yeni sezonun başlangıcıyla yenilenmiş şeklinde yeni kaidesiyle Assos'u Aristo'ya kazandırdık. Yeni kaidesini yaptık altına taş olarak ve yerine kondu. İskele ve köy sapağına kondu. Üçü Aristo'nun görüntüsüyle yolda yerinde, yani iskele yoluna giderken. Sur duvarlarıyla korunan, yuvarlak ve kare kulelerle desteklenen antik kentte kazı çalışmaları 1980'de Profesör Doktor Ümit Serdaroğlu tarafından başlatıldı. Tiyatro, agora, meclis binası, liman, nekropol ve cimnazyumdan oluşan antik kentte kazılar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurettin Arslan ve ekibi tarafından yürütülüyor. Antik Yunan felsefesinin en önemli isimleri arasında yer alan ve akılcı yaklaşımı, bilimsel görüşleriyle felsefede gerçekçiliğin babası ve mantığın öncüsü kabul edilen Aristoteles, 20 yıl boyunca Platon ile onun Atina'daki akademisinde diyaloglarda bulundu. Daha sonra Assos'ta bir felsefe akademisi kuran ve burada bir süre felsefe dersleri veren Aristo, Büyük İskender'in öğretmenliğini yaptıktan sonra Atina'ya dönüşünde akademisinin başına getirilmeyince kent dışında kendi okulu Likon'u kurdu. Aristo, M.Ö. 323 yılında Büyük İskender'in ölümünden sonra eski bir şiirinden dolayı dinsizlikle yargılandı ve Kalis'te öldü.